etik ne? Onu düşünelim. İyi ile kötü, işte doğru ile yanlış kavramları ilgileniyor ama genel itibariyle ahlakla karıştırılan bir şey. Ahlakla etiğin şöyle bir fark var. İkisi de aslında yani ahlak etiğin çalışma alanlarından bir tanesi ama ahlak kültürden kültüre ve zamandan zamana değişkenlik gösteren bir şey. Evrensel değil bu bağlamda ama etik daha evrensel bir kavram. Kesinlikle tabii grileri yok, beyaz, sivri, siyah. Tekrar, şimdi bu söylediğim şey var. İrdeleyelim. Yani etik ve ahlak, ahlak etik daha evrensel dedim ve kültür, ahlak kültürden kültüre değişir. Zamandan zamanı değişir. Şimdi, evet, etik için şöyle bir şey söyleyeceğim. Etik genel olarak ailenin, toplumun ve devletin yapısının belirlenimlerini ilgilendiriyor. Yani aile şu 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 yap. Aile etiği dediğimiz zaman ne anlayabiliriz ya da toplum etiği, toplum etiğinin ne yapması? Resim olmayan kurallar. Kurallar. Yap, kurallar, yönergeler. Politika ve etik arasındaki ilişkiyi de düşünürsek ve etiğin politikayı da kucakladığını, politikanın da etik altına düştüğünü düşünebiliyorsak, o zaman o politik biçimdeki kuralların, yasaların yani şeyin kuralları, yasalar olması gerekiyor. Onların da etikle ilgili olduğunu düşüneceğiz. Bu şeyler çok zor ve çok önemli. Bunu yani felsefeciler, iyi felsefeciler bile kolay kolay ayırt edemiyorlar. Kant'ın şeyi böyle, durumu böyle. Ne zaman etik kullanacağı, ne zaman ahlaktan söz edeceği biraz şey belli değil. Yani karışıyor ve diyorsunuz ki burada etik yerine ahlaksal demesi daha iyi olur. Burada ahlak yerine etik. Şimdi, yani bunu şunun için söyledim, bu problem şey bir problem, önemli ve zor bir problem. O zaman ne yapacağız, onu şey, düşüneceğiz ve esnek durup zaman içinde daha sağlam bir kavrama ulaşmaya çalışacağız ama ahlakın etikten ayrımı şey gibi görünüyor. Ahlak içsel bir belirlenim ya da içsel bir kavram, etik bu dışsal. Etik normlarla ilgili, yani var olan normlarla ilgili ve etos sözcüğünün anlamı neydi şeyde, hatırlıyor musunuz Yunanca'da? Alışkanlık gibi bir şey. Etos. Custom öyle İngilizce'de. Gewohnheit Almanca'da. Bunlar hep şey, Türkçe'de de alışkanlık. Töre alışkanlıkla eşit değil ama yani etikte bir şey var, yapılanma var. Ahlakta bir duyunç fonksiyonu var, vicdan, duyunç. Ahlak içsel dersek, ahlak şey, insanın iyi ve kötü yargısının alanı diyebiliriz. Yani bunu kabul etmek zorunda değiliz çünkü çok değişik tanımlar var. Kavram oturtmak da şey değil, kolay değil. Ama etik tanımlamak ya da düşünmek daha kolay. Etik dendiği zaman etik normlar deniyor. Yani etik dışı olan şey o normların dışında olan olacak. Ve de etik tarihsel bir değişim gösteriyor. Kültürden kültüre değişiyor. Ahlakın kültürden kültüre değişmesi, ondan da söz edebiliriz. Ama duyuncun kültürden kültüre değişmesi şey, biraz tuhaf bir anlatım ve iyinin ve kötünün kültürden kültüre değişmesi dediğimiz zaman da düşünmemiz gereken şey belirli iyiler. Genel olarak iyi değil. Genel olarak kötü değil, iyi ve kötü kavramları değil ama belirli iyiler ve belirli kötüler. Şimdi iyi kavramı burada çok özel bir kavram. Hem ahlak alanında hem etik alanında. Çünkü ahlaksal olanın da iyi olması gerekir, etik olanın da iyi olması gerekir ve doğru olması gerekir. Burada iyi kötü karşılığı bu şeye düşüyor. Ahlak alanına düşüyor birinci olarak. Yani matematiğe düşmüyor iyi kötü problemi ya da estetiğe düşmüyor. İstediği güzel çekim problemi düşünüyor. Düşüyor matematiğe ya da bilimlere doğru yanlış ya da gerçek yanlış ama etik alanı, ahlak alanı iyi kötü ile ilgili kavram ve felsefe, felsefeyi karıştırırsak, felsefeyi getirirsek buraya, felsefe bize şeyi öğretiyor. Kavramların, soyut kavramların değişmez olduğunu öğretiyor. Çünkü hiçbir
içerikleri onlarla ilgili değişmeler de söz konusu değil. Toplumdan topluma değişen şey iyi kavramı değil ama belirli iyiler. Neyin iyi olduğu değişiyor. Ve şimdi şöyle bir şey dersen, bir yerde bir etik belirlenim var. Örneğin Sparta etiği, klasik Yunanistan Sparta etiğinde hırsızlık çok iyi bir şey. Müdürlendiriliyor sizi yapıp da başarılı olan küçük çocuklar. Yakalananlar şey cezalandırılıyor. Bu bir etik orada. Oraya göre ahlaklı. Değil mi? Yani orada onu yapmak, hırsızlık yapmak şey olarak görmüyor, kötü bir şey olarak görmüyor. Çok kötü yabancı değiliz biz de. Nasıl? Biz de çok yabancı değiliz. Yani buralarda da belki de öyle bir şey var değil mi? Hırsızlık. Yani aynı. Ben erdem olarak görülebiliyor şey. Aptallık olarak görünüyor. Evet. Onu da geçiriyor. Ama burada şey gibi, yani Spartalıların özel bir şeyi bu. Çok tuhaf kural, normları var Sparta'ya, Sparta'ya. Yani o yüzden orada özel olarak o teşvik ediliyor. Başka Yunan kentlerinde aynı şey yok yani oralar. Şimdi etik, etik alışkanlık dedik ve etik toplumun var olmak için öyle mi? Yani etik varsa bir insan kütlesi kitlesine orada bir düzenden söyleyebiliriz. Orada bir yapılanmadan politik, politik de olabilir, daha toplumsal olabilir. Yani ya da devlet olması şart değil. Ama etik şey bir yapılanma demek. Bir de etiğin alışkanlık olması, sürmesi gerekiyor. Etik yerleştiği zaman orada kalıyor. Bu şey, etiğin karakteristiği ve etiğin hem alışkanlık olması hem de değişken olması bir şey olarak görünüyor, çelişki ya da problem olarak görünüyor ve bunun önemi şuradan geliyor. Homo sapiens, insanoğlunun etik örgütlenmesinin ya da organizasyonunun tek bir biçimi yok. Birçok biçimi var ama bu biçimler eğer bir ideal etikten söz edersek, edebilirsek, herkes etmiyor, o zaman bu şeylerin var olan etik biçimlerin ideal biçimle karşılaştırılması söz konusu ve o zaman diyebiliriz ki etik gelişim diye bir şey var ve bu şey, ona göre etik gelişim faktörünü getirirsek etiğin içine, o zaman konu çok derinleşiyor, çok zenginleşiyor ve çok önem kazanıyor aslında. Şimdi etik yapılar diye düşünürsek, bugünün 20. 21. yüzyılın dünyasına baktığımız zaman neler göreceğiz? Aile yapıları var değişik şekillerde, toplumsal yapılar var ve devlet yapıları var. Bundan 1000 yıl önce, 2000 yıl önce daha değişik. Roma etiği, Osmanlı etiği ya da Osmanlı toplumsal yapısı, aile yapısı, devlet yapısı, bunlar değişikti. Çinliler için aynı şey geçerli. Yani Çin etiği 2-3, 4000 yıl hatta olduğu gibi sürdü, değişmeden sürdü. Hint etiği öyleydi ve şeye baktığımız zaman, bu iki ülkeye baktığımız zaman aslında onlarda son 10 yıllarda çok hızlı bir değişim ortaya çıktı değil mi? Özellikle Çin'de. Hindistan'da da var ama Çin daha dinamik görünüyor ve Hindistan'ın şeyi, kast etiği, Çin'in de despotik etiği, tek imparator, tek otorite çevresinde örgütlenme, bunlar aslında şey, binlerce yıldır oralara yerleşmiş politik yapılar, etik yapılar, aile yapıları, toplum yapıları ve devlet yapıları. Ve iş etiğine geleceğiz ama şimdi şey biraz tarihe döndük. Şimdi etiğin değişmesi, gelişmesi süreci bunun kafamızı oturtabiliyorsak etiğe bakmamız daha şey olacak, iyi olacak, daha kolay olacak, daha anlamlı olacak. Etik bir gelişiyor, bir ideal etik. Etiğin gelişmesinden söz etmemiz için ideal norm gerekiyor, bir ideal. Çünkü ona doğru bir gelişimden söz etmemiz. Gelişim şey, rastgele bir türlülük ya da dağılma değil, değil mi? Gelişimin ereğin olması, hedefin olması gerekiyor. O hedef etik açısından ya da insanlık açısından ideal her durumda. Sanatta da böyle, bilgide de böyle. Hukuk alanında ya da etik alanında etiğin birçok şey var. Belirli alt verimleri var. Onlar içinden şey geçerli olacağız. Evet, şimdi iş etiğinin şimdi iş etiği deyince iş ve etik ve ekonomiyi karşı ilişkilendirmemiz gerekecek. Değil mi? Yani iş derken business. Yani
business ne demek? İş demek. İşin work'ten ayrı bir şey bu, job'tan da ayrı bir şey bu. Yani iş dünyası, Türkçe o sözcüğü iş dünyası ya da işletme diye çeviriyoruz business. Çünkü bu aslında son 20-30 yıldır ortaya çıkan bir alan. Klinik olarak çok yeni bir alan, işletiği alanı. Türkiye'de henüz orada ders veren bir şey yok, üniversite bölümü yok. Ya da yeni kuruluyor, nerede var? İstanbul Üniversitesi. Var, işletiği ders var. Ders var ama bölüm yok. Öyle bölüm yok. Yani dersler tabii. Onlar da olacak. Başka yerlerde de yeni. Şimdi etikle iş dünyasını nasıl ilişkilendireceğiz? Etiğin toplumsal, insanlık açısından genel ilişkilendirilmesini vermeye çalıştık. Yani etik dedik, aile yapısına, toplum yapısına ve devlet yapısına ilgilendiriyor. Bu eser. Ahlak, içsel dedik, iyi ve kötü yargılama yetisi, ahlak, duyuncun fonksiyonu, vicdanın fonksiyonu. Duyunç sözcüğünü kullanırsam bir şey yapmıyorsunuz değil mi? Hemen alışabiliyor musunuz? Ahlak bir duyunç işlevidir dediğim zaman şu, duyunç benim yargı yetim, iyi ve kötüyü ayırt etme yetim ve ona göre ben eylemlerime belirliyorum. Yani bir şeyin iyi olduğuna karar verirsem onu yapanım, kötü olduğuna karar verirsem onu yapmam ve yapılmasını da istemem. Yani bu ahlakın böyle bir şeyi var. Yasalar, etik normlar, bütün bunlar duyuncun gücü altında çünkü ona dayanıyor. Eğer bir etik norm iyi değilse, Sparta'daki hırsızlık normu iyi değilse ya da belli bir modern toplumdaki belli bir yasa, tüzey yasası, hukuk yasası doğru değilse, insan haklarına aykırıysa, öyle görünüyorsa o zaman o yasa kaldırılıyor, çiziliyor, atılıyor yerine düzgün olanı getiriliyor. Yani buna karar veren şey insan duyunca. Bu bilmiyorum ne kadar şey yapabiliriz, betimlemede başarılı olabiliriz ama bu anlaşılırsa o zaman etik normların değişkenliği, akışkanlığının nereden geldiğini anlayabiliriz. İnsanlar bir tören yapı kuruyorlar, bir etik yapı kuruyorlar. Ona göre yaşamaya başlıyorlar. O bir süre sonra o etik yapıyı sorgulamaya başlıyorlar. Burası doğru mu, burası doğru mu? Ve eğer duyunç o yargısını, yani o doğru olmadığı yargısında bulunursa, etik normunu olumsuzlarsa o zaman bu kişi, şu kişinin ya da bu kişinin duyuncu değil, genel toplumsal anlamda Rousseau'nun gelenek istencine benzeyen bir anlamda şey, öyle bir istenç ya da duyunç ve etik normların gelişimi, etik düzenlemelerin, yapıların gelişimi duyuncun işlerine bağlı, yani duyuncun olumsuzladığı normlar, yasalar, ilkeler bunlar değiştiriliyor ve o zaman biz toplumların ya da dünya toplumlarının olgunlaşması, büyümesi gibi bir kavramla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü duyunç bizden büyümesi. İnsan bireyde de bu var değil mi? Bir birey 18 yaşından sonra ergin olarak kabul ediyor. Ne demek? 18 yaşından sonra kazandığı şey nitelik, doğruyu ve eğriyi ayırt etme yeteneği. Ondan önce yok. Ondan önce küçük 16 yaşında, 15 yaşında, 14 yaşında bir insan henüz olgun değil, ergin değil daha doğrusu. O nedenle onun şeyi bile, işte hataları, kabahatleri, suçları bile o yaşına göre yani o olgunluğu taşımadığı için daha hafif cezalarla karşılığı cezalandırılıyor ve şeyi biliyoruz, insanın moral büyümesi, bu ahlaksal büyüme, moral büyüme, etik büyüme değil. Yani etik büyüme, etik çocuk şey yapabilir küçükken de toplumun normlarını benimseyip, ezberleyip, kabul edip, onları uygulayabilir. Ama moral yargısının gelişmesi için bir zamana gereksinimi var. Hemen olmuyor. 5 yaşında, 10 yaşında bir insan küçükken doğrunun ve eğrinin yargısını yapabilecek şey de değil. Büyük bir olgunlukta insanlık içinde bir bakıma böyle. İnsanlık da moral olarak gelişmek durumunda ve bunun anlamı şu, başlangıçta, eğer tarihin bir başlangıcı, insanın bir başlangıcı diye bir şey varsa, o zaman başlangıçta insan etik olarak da geri, moral olarak da geri, tüzel olarak da, yani hukuksal olarak da geri, türel olarak, adalet olarak da geri ve insanın iyileşmesi gibi bir şey var. Tarihin fonksiyonu bu. İnsanın
istencinin büyümesi, iradesinin, istencinin, yani toplumsal yapısının, politik yapısının ve aile yapısının büyümesi, ideal şekline doğru gelişmesi demek. Ve bu dünyanın, yeryüzünde, değişik yerlerde, değişik nüfuslar, değişik biçimlerde, değişik hızlarda alıyor. Bazı yerlerde tarih kilitleniyor. Çin'de olduğu gibi. Çin 5000 yıl önce başladı, Çin uygarlığı. 20. yüzyılın başına kadar ya da 19. yüzyıla kadar 5000 yıl boyunca Çin aynı etik yapıyı, yani aynı aile yapısını, toplum yapısını, politik yapıyı koydu. Çin o 5000 yıl süre içinde hiçbir zaman bir Çinli çıkıp bizim etik yapımız, politik yapımız, yasalarımız iyi değil, daha iyileri var demedi. Ve Çin ortadan kalkmadı. Aynı yasaları biraz belki küçük modifikasyonlar, küçük değişikliklerle sürüş, aynı yasaları sürdürdüler ve Çin'in felsefesi de aynı yapıya kendini uyarladı. Konfüçyüs felsefesi bir uyum, boyun eğme felsefesi, boyun eğme etiğini öğütledi. Ve Çin sağlamlaştı ve Batı ile karşılaştığı zaman şok oldu bu onun için. O karşılaşmayı engellemeye çalıştı, kendini izole etmeye çalıştı, yalıtmaya. Ama bir süre sonra kendisi de o karşılaşmanın bir teslim oldu karşılaşmanın yararlı olabileceğini düşündü ve bugün Çin sürekli olarak Batı'dan her şeyini alıyor, yani politik yapılarını henüz almıyor ama teknolojisini ve belli başka kültürel yapılarını alıyor. Şimdi burada görmesi önemli olan şey etik yapıların akışkanlığı, değişkenliği. Eğer bir yapı katılaşmışsa bir etik yapı, orada gelişme bitiyor. Orada tarih duruyor demektir. Çin'de durdu, Hindistan'da durdu. Hindistan kast çizgisi olarak organize oldu. İşte Vedalara göre onların kutsal yazıları, onu izlediler ve o olarak katı bir etik yapı olarak kaldı. Burada dört kast var. Kast dışı şeyler var, insanlar var. Kastlar arasındaki ilişkiler belli. Genellikle yasak. Ve bir kişi hangi kastta doğduysa onun üyesi aşağı kastı olabilir. Bu en üstte Brahmanlar kastı var. En altta çalışan Sudralar kastı var. Askeri kastı var filan. Tüccarlar kastı. Kast dışında biliyorsunuz insanın şu anda 150 milyon kadar kast dışı bir şey var. Neydi onların adı? O slumdog milyonlarda bu gösteriyor aslında şu anda insanın hala söylüyor. Bunun önemli bir şey. Etik yapıların değişmemesi, kültürün gelişmemesi, tarihin gelişmemesi, tarihin olmaması anlamına geliyor. Büyük İskender Hindistan'a dışarıda değmeye çalıştı. 2300 yıl önce. O da çok etkili olamadı ve Hindistan işte biraz kuzey Müslümanları tarafından değiştirildi. Pakistan koparıldı. Onun dışında Hindistan yine İngilizlerin şeyine girinceye kadar yönetimine sömürgesi oluncaya kadar kendi o kast yapıları içinde kaldı. İngilizlerle Hintliler o katılıktan, kutulaşmadan kurtulma şansını edindiler ama onu da tabii sömürü diye gördüler, sömürge yabancı diye gördüler ve komplikasyonlar ortaya çıktı. Hint tarihi şeyini kaybetti. O doğal kendi karakterini kaybetti. Panteistik karakterini, kast karakterini ve yavaş yavaş değişiyor. Şu an tamamıyla değişmiş bir kast yapıları sürüyor. Ama Hindistan Çin'in tersine bir demokrasi uyguluyor. Onların şeylerini görüyoruz. Yani tarihsel süreç orada ancak dışarısının etkisiyle açıldı. Tekrar tarihi kazanamadı. Yoksa onlar kapanmışlar. Kendi işlerinde, kendi kendilerine yinelemekten başka hiçbir şey yapmıyorlar. Ne orada Descartes çıkıyor, ne Beethoven çıkıyor, ne felsefeci çıkıyor, ne Pericles gibi bir politikacı var Hindistan'da ya da Çin'de ve diğer onların da şeyleri var. İç sürtüşmeleri, iç kavgaları zaman zaman tarihlerine baktığınız zaman görüyorsunuz. İmparatorun kaprisine bağlı olarak bazı şeyler dramatik olaylar, trajik olaylar olabiliyor Çin'de ya da Hindistan'da ama genel olarak o yapı bütün önünde değişmeden sürüyor ve dışarısal Batı'nın etkisi olmasa hiçbir zaman bir şey olmayacak.
değişmeyecek. Şimdi etik normlar, o zaman ideal normlara doğru gidiş gibi bir şeyi düşünebilirsek bu iki süreci anlayabiliriz. İdeal normlar ya da gerçek normlar ne olabilir dersek, bir aile yapısının ideal bir biçime gelmesi gerekir. Toplum yapısının ideal bir biçime gelmesi gerekir ve politik yapının. Bu bütün dünya ülkeleri için yer alan bir süreçse, o zaman küreselleşme dediğimiz şeyin gerçek anlamı bu. Küreselleşme ne internete bağlı bir olay, ne telefona, komünikasyona bağlı bir olay, ne de çok uluslu şirketlere bağlı bir olay. Küreselleşme dediğimiz şey tam olarak törel yapının, etik yapıların türdeşleşmesi, birbirine benzemesine bağlı bir şey. Bu politik yapılar değişiyor dedik. Etik, yani toplumsal yapıların da ve aile yapısının da değişmesi insanları kültürel olarak benzetiyor. Bu sizin fikirlerinizi alabilir. Nasıl görünüyor? Yani etik, küreselleşmenin etikle ilgisi konusu önemli. Bir de etik dönüşümlerin karakteri önemli. Politik olarak, toplumsal olarak ve aile yapısı olarak etik dönüşümden söz ediyoruz. Bunun homojenliği, yani etik yapıların birbirine benzemesi insanlar arasındaki bölümleri ortadan kaldırıyor. Avrupa Birliği 28 devletten oluşuyor şu anda ve bunların hepsi demokrasi. Hepsinin anayasası insan haklarını kabul ediyor. Hepsinin anayasası yani özde aynı şey. Yukarıdan birazcık değişim herhalde yönlendiriliyor. Yani mesela Hindistan'da o PK filmi, Hindistan'da bu son çıkan PK filmi, oradaki yargılar birazcık daha özgürleştirdi. Herkes değişik düşünmeye başladı. Hindistan'da ortaya çıkan ne dedi? PK, PK, PK. PK. Bu değil aynı. Kim 500 milyar isterim, onunla aynı kişi yaptı. Ve bizim Türkiye'de yasaklandı o film. Mesela gösterilemedi. PK filmi. Yok İnternetten şey olur. PK diye yazılırı çıkıyorlar. Tamam. Arkadaşlarla seviyorlar. PK. İnançlarla mesela sorgulama için bir fırsat oldu. Değilse küçük, az önceki bahsettiğimiz sınıflardaki insanlar sorgulama ihtiyacı bile duymuyordu, sorgulayamıyorlar, yasaktı yani. Hindistan'da. Evet, Hindistan'da. Şey olarak, topluluk halinde mesela Brahmanizm veya işte Budizm, pardon Budizm. Herkes... Hinduizm. Hinduizm. Budizm yok, Budizm ayrı, o Tibet'in. Yani genel olarak inançları sorgu mesela Müslüman, evet. Hristiyan. Hepsini bir sorgulama, acaba dediler, herkes bir acaba diyebildi. Evet. O sanatçı o filmi çevirmeseydi ve öyle bir görüşe başvurmasaydı... Bu PK dediği şey film mi? Film, evet. Bu tamam. Kim 500 milyar istenilen şeyin aynısı, yönetmenin aynısı. Sorgulatıyor. Hı-hı. Yani yukarıdan sorgulatıyor, aşağı spek sorgulanıyor. Evet. Yani şimdi etik yapıların değişkenliği önemli. Etik yapılar etik yapıların değişmesine izin verilirse, evrim başlarsa, bunun alacağı yön önemli. Yani eğer insan sağlam bir yapı, iyi bir özü varsa insanın etik yapıların alacağı şekilden korkmamak gerekir. Hepsi nazi olmayacak ya da böyle acayip şeyler, etik törel yapılar olup çıkmayacak. İnsanın doğası önemli. İnsan ussal bir varlık olarak kabul edilirse, o zaman insan haktan yana olacak, iyiden yana olacak, güzelden yana olacak, doğrudan, gerçekten yana olacak ve gelişim bu kavramların güdümünde olacak bir bakıma. Yani insanlık özgür bırakıldığı zaman hak alanına baktığımızda hak alanında hakkın gelişmesini istiyor, haksızlığın gelişmesini değil. O zaman insanın hak açısından, hak bilinci açısından gelişmesi için gereksen de şey özgürlük, herhangi bir şey özgür. Çünkü yine katılaşmış, değişmeyen törel yapılar, etik yapılar, insanın tüzel, yani orada toplumun tüzel yapısını ya da hak bilincinin değişmesine de izin vermeyecekler. Yasalar olduğu gibi kalacak. Şimdi genel olarak
etiğin gelişmesinin önemi var burada ve etiğin gelişmesinin sağlanması da katılaşmayı, pırtılaşmayı, olumsuzlamayı gerektiriyor ve bunun olanağı içinde özgürlük gerekiyor. Başka dışarıdan bir kurtarıcının peygamberin şu dışsal bir etmenin sürece karışması o da şey, önemli bir faktör ama insanın kendi doğası, insanın kendi insanlığın kazanacağı törel yapının da mimarı olmalı ya da belirleyicisi olmalı. Yani onun bir peygamberin ya da bir politik, ideolojik partinin planlaması, tasarlamasına gerek yok. Yani bu hala tabii böyle düşünenler var ve kurtarıcı bir partiyi ya da dinsel bir kurtuluşu bekleyen insanların sayısı hiç de az değil. Ama klasik felsefe tarihine baktığımız zaman insan doğasının kendi problemlerini, kendisini yarattığını ve kendisini çözmesinin tek yol olduğunu falan görüyoruz. Yani insan ideal anayasanın ne olacağını bir ideolojik partiden ya da kısal partilerden almayacak, kendi usulüyle bulacak, kendimiz bulacağız. En gerçek, en iyi hak biçimi şudur diyeceğiz, en iyi yasalar bunlardır diyeceğiz. Eğer o yasalar iyi değilse onları değiştirip daha ilerine getireceğiz ve bugün hiç olmasa Batı'da olan şey bu. Avrupa Birliği'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nde olan şey bu. Orada da yasalar iyi değil biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 50-60 yıl öncesine kadar çok şiddetli etik, ırk ayrımcılığı vardı ve bu uygulanıyordu. Ama insanın doğası bu şey, törel olgunlaşmaya açık ve bu şekilde yasalarını da değiştirebiliyor. Yani burada önemli olan faktör özgürlük. Hadi özgür kültürler kendilerini etik olarak, politik olarak, moral olarak geliştirebiliyorlar. O özgürlükten yoksun olan kültürler belirli bir etik yapıda, belirli bir moral durumda ve politik durumda kilitleniyorlar. Bunun en iyi örneği İran. İran sanıyor ki o yapı en iyi yapı. Kendi politik düzeni, etik düzeni ve de o yapıyı şu anda en azından çok açık olarak görüyoruz. Hiç değiştirme gibi bir niyetleri yok. Neden? Orada demokrasi yok, düşünce özgürlüğü yok, anlatım özgürlüğü yok, giyinme özgürlüğü yok, yemeğini seçme özgürlüğü yok. Bunlar şey, İranlılar boyun eğiyorlar çünkü aslında kendi içlerinden geliyor baskıcı eğilimler ve İran dışarıdan dayatılmıyor lütfen. Ne Çin dayatıyor, ne Rusya, ne Amerika, ne Türkiye. O yapıdan, o etik kitlenmeden, pırtılaşmadan çıkması için özgürlük bilincinin gelmesi gerekiyor. Evet. Yalnız ortada şöyle bir sorun yok mu etik açıdan? Çin gibi, Çin örneğindeki gibi mesela, yüzyıllarca aynı yapıyı korumaların belki de en önemli sebebi iletişim aylıklarının, insanların arasındaki iletişimin gelişmemesi. Yani Çin'in uzak doğulu olması bile bence büyük bir etken. Yani Avrupa'dan bu kadar mesafeli olması halinde vesaire. Tabii. Yani ama şu anda internet sayesinde işte mesela İran'da, İran'da tamam internet yasaklayabilirler veya Kuzey Kore'de ama insanlar... Çin'de de yasak. Yasak ama işte insanlar hepsi giriyor internete yani. Bunu yasaklamak mümkün değil artık. İletişimi yasaklamak kesinlikle mümkün değil. Yani bunun herhangi bir yolu yok. Doğru. Ama burada da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. İnsanlar hep en üstteki en güçlü olanın kültürünü alıyor. Evet. Kimin ve o doğru mu? Kimin kültürü? Tabii. ABD kültürü şu an basit kültürü. Ama evet. Pek çok etik olmayan, yani ahlak açısından son derece sıkıntılı şeyler de barındırıyor. Yani bunu almak ne kadar doğru? Yani küreselleşmenin bir iyi tarafı var. Tamam, evet. Özgürlük vesaire şu durumdur. Ama bir de böyle bir etik var. Tamam. Yani burada seçeneğimiz şu. Ya bloke edeceğiz Çin'in yaptığı gibi, İran'ın yaptığı gibi ya da sınır getirmeyeceğiz, girsin diyeceğiz yabancı kültür, Batı kültürü ve biz onu kendimiz yargılayacağız. Bizim yargılamamızın önüne geçen bir yasa ya da bir durum yok. Yani Batı'nın her şeyi iyi değil. Şu anda biraz zaman az olduğu için her şeyin ayrıntıya kaç dakikamız var? 15. 12. Yani çok şey bir konu, geniş bir konu ve burada yani ben size adres vereceğim dersen internetten belki merak eden olursa oradan daha fazla ayrıntıya girebilirim. Bu önemli olan burada etik gelişimin olanağı var mı? Yani İran'ın durumunda dinsel dogmalar, Şiilik prensipleri o kültürün başka şeylerini de veriliyor.
yönlerini de belirliyor ve ona uygun bir yapılanma ortaya çıkıyor ve değişime de kapalı. Yani İran ne zaman değişti, ne zaman demokrasiye döneceğini falan bilmiyoruz. Yüzyıllar sürebilir ya da birkaç yıl sonra o yapı devrilebilir. Batı'nın, tabii ki Batı'nın doğudan ayrımı, Batı'da değişimin olanağı var. Yani Batı'da her şey imkanlar değil ama Batı, buluyor son 400 yıldır, tarihte ilerlemeyi düşünürsek şey var, işin başında Yunanlar ve Romalılar var. Bugün uygarlık dediğimiz, kültür dediğimiz şey dünyada en temelinde klasik Yunanlıların felsefesi üzerine, sanatları üzerine, bilimleri üzerine dayanıyor ve politik yapıları üzerine dayanıyor. Arkada Yunanlılardan sonra Romalılar geliyorlar. Yunan-Roma dünyası Hristiyanla geçiyor ama Hristiyanların etkili olmasından sonra ortaya çıkıyor. Orada da İslamik kültür, İslamik uygarlık geliyor. Ve İslamik uygarlık Helenik uygarlığın üzerine dayanıyor. Tam olarak. Özellikle sanatlarda, felsefede ve bilimlerde, değil mi? Özellikle bilimlerde ve felsefede. Sanatlarda demem pek şey değil, mümkün değil. Çünkü sanat, İslam'ın sanata karşı bir kısıtlayıcı şeyi var, yasaklayıcı yanı var. Ama İslamik sanat da bir, çok görkemli bir sanat ve İslamik klasik din ve o temelde İslamik din, İslamik din belli bir yere kadar gidiyor tarihte. Daha sonra şey, gelişim, modernleşme süreci Avrupa'ya geçiyor ve Reformasyon'la birlikte Rönesans ve Reformasyon, özellikle Reformasyon Avrupa'da gelişimin yolunu açıyor ve bugün geldiğimiz nokta o son 400 yılın ürünü ama temelde şey var, tarihsel momentler olarak İslamik kültür ve Helenik kültür var ya da Helenik ve Roma kültürü diyebileceğimiz şey. Şimdi önemli olan bu kültürlerin türlülüğünün analizi, bu türlülük düşmanlık biçiminde olduğu zaman biliyorsunuz dünya savaşları ortaya çıkıyor ve bu trajedilere yol açıyor. Kültürel homojenleşme, kültürel türdeşleşme, küreselleşme dediğimiz şey, kültürlerin şey demiştim ben, Doğu ve Batı arasındaki karşılaştırmalardan çıkan özel sonuç şu, Batı'da değişime izin var, gelişime, değişime izin var. Özgürlük olduğu için orada eksik olanı, yanlış olanı, kötü olanı, çirkin olanı görüp değiştirebiliyorlar. Ama Doğu'nun pıhtılaşması, katılaşması, değişime izin vermemesi onu tarih dışı bırakıyor ve daha sonra her şeyini, teknolojisinden etiğine kadar, politikasına kadar Batı'dan kopya çekmek zorunda kalıyor ve bu arada Batı'nın iyi şeylerin olduğu gibi kötü şeylerini de alıyor. Tıpkı Batı'nın orta çağdaki durumuna benziyor. Onlar da Doğu'dan zamanında da pek çok şey almışlardı. Doğu'dan dedi İslamik dünyadan. Aynen. İslamik dünyadan. Yani Batı, Rönesans öncesinde Batı'nın, Batı'yı besleyen şey oldu. İslamik dünya oldu. Terazi değişiyor yani. Yani bu şey. Oradan öyle bir realite var. Yani Batı feodalizm içine, karanlığa gömülmüştü. Feodalizm, yasasızlık, tam bir şey, karanlık dönem, her açıdan karar, politik olarak da, ahlaksal olarak da, bilimsel olarak, etik olarak, estetik olarak tam bir şey, ölüm dönemi. Ve de o dönemde Batı, o feodal karanlığı yaşarken Doğu'da şey vardı, tam bir aydınlık vardı. Yani bu Türk entelektüleri sık sık ortaçağ karanlığından söz ediyorlar, bu kadar saçma bir şey olmaz çünkü onların ait olduğu kültürde orta çağlar kurul kurul aydınlığa giden. Daha sonra şey, İslamik kültür tutulma dönemine girdi. Karanlık demesek de bir tutulma dönemine girdi. Batı açılmaya başlarken özgürleşmeye, sanatlarda, bilimlerde, politik olarak gelişmeye başlarken Osmanlı dini ve İslamik din alabileceği en iyi biçimi almıştı. Çünkü onun şeyi var. Kendi koşulları var ve şu anda tekrar Doğu, yani İslamik Doğu da Batı ile etkileşime, iletişime girdi. Çünkü Avrupa Birliği'nin parçası olma sürecinde şu anda ve geri kalan İslamik dünyanın durumu trajik şu anda, biliyoruz hepimiz. Dünya kendi başlarına dert oldukları gibi işte bizim başımıza da dert oluyorlar. Yani bir ay önce burada olan şey dün Paris'te oldu ve bunlar şey, aynı yerden kaynaklanıyor. İş
Burada o zaman küreselleşme ve etik konuları şey geçiyor. Çünkü etik özgür gelişime gereksiniyor kendisi. Geliştiği zaman insanları özel belirlenim, etik kendi belirlenimlerinde insanları benzeştiriyor. Eğer Avrupa'nın ülkelerini ya da dünyanın tüm ülkelerini, tüm uluslarını, tümüne özgürlük tanınırsa, bu hipotetik bir durum, bunlar gelişmeye, sınırsız gelişmeye bırakılırsa, hepsinin gelişmelerinin sonunda gelecekleri yer, evrensel insan hakları, duyunç özgürlüğü ve demokrasi. Eğer bu süreç böyle gelişecekse, özgürlük insanları insan haklarını tanımaya, anlamaya, saymaya götürüyorsa, yasalarını idealize etmeye götürüyorsa, eğer özgürlük, dünç özgürlüğüne, inanç özgürlüğüne, yani doğrunun ve eğrinin ne olduğu konusunda ustal olarak özgürce yargıda bulunmaya götürüyorsa, burada bunlar da insanların ayrımlaşmaları, türlüleşmeleri, düşmanlaşmaları söz konusu değil. Tam tersine hepsi aynı iyi bulacaklar. Nasıl yasa alanında aynı insan haklarını paylaşıyorlarsa, dünç alanında da aynı iyiyi paylaşacaklar, aynı kötüyü reddedecekler ve de politik olarak da aynı anayasaya doğru gidecekler. Ekonomik, toplumsal yapılarının da bu şey, özgürlüğün, değişik kültürlerin var olma koşulu olması durumunda tümünün gelişiminin bir tür ortak kültüre götüreceği sonucunu getiriyor. Bu ortak kültür, küreselleşme dediğimiz şey. Küreselleşme, tabii ki burada iletişimin de rolü var, ulaşımın da rolü var. Trenlerinde, gemilerinde, uçaklarında, internetinde, telefonlarında, e-maillerinde hepsine. Ama küreselleşme, bütün bunların şeyi, desteğiyle ortaya çıkan törel ya da etik bir kültürel türdeşleşme anlamına geliyor, homojenleşme anlamına. Yani burada sadece bütün dünyanın hamburger yemesi değil etik küreselleşme. Etik küreselleşme tüm dünyanın aynı insan haklarını kabul etmesi, aynı duyunç özgürlüğünü kabul etmesi ve demokrasiyi kabul etmesi. Yani demokrasi insanın kendini yönetimi denen bir şey. Peki ortak evrensel değerlerin çıkmasında devletlerin olması ve devlet sayısının çoğalması bir engel teşkil etmiyor mu? Mesela Fransa, ABD, herhangi güçlü bir ülke, evet özgür düşünce var ama ortada şöyle bir gerçek var. Ben daha fazla üremeliyim, daha fazla güçlü olmalıyım ve bunun için bazen etik değerleri, evrensel insani değerleri ihlal edebilirim. Böyle bir şey oluyor mu? Yani Avrupa'da zaman doğmuş, hani etiğe geçmek için bir insan, hani şartlarınızı olgunlaştırmanız lazım. Avrupa mesela 1900'lere kadar neticesinde hani 1800'lere kadar veya 1500'lere kadar sıkıntı yoktu. Ama ondan sonra yeraltı kaynakları... Hangi yıllara kadar? Hani 1800'ler falan, hani yeraltı kaynakları önemli olmaya başlayınca bunlar da hani evet, doğuya gelip sömürgeler de kurdular. Hani bazı yeraltı kaynaklarından o zaman pek bir etik davranılmadı. 20. Standartlarını yükseltince ondan sonra etiğe bakıyorsunuz. Evet. Hani mesela ihtiyaç benim mesela istediğim ama kadar... Ama ondan önce de etik vardı. Yani etik sadece şeyde değil, 1900'lerde gelişmeye başlayan bir süreç. Hani Avrupa'daki hani Rönesans reformundan bahsediyoruz. Hani bir ihtiyaçları evet vardı, kaynakları yoktu, gelişmeye mecburdular. Osmanlı'nın örnek veriyorum, o kadar derdi yoktu çünkü bir imkanı vardı. Hani gelişmek evet biraz da ihtiyaçtan, zorunluluktan oluyor. Evet, tabii. Hani ama burada sizden önce gelmeden, katılmadan önce konuştuğumuz şeylerden birisi buydu. Yani etik gelişme, var olan etik yapıların olumsuzlanmasına, reddedilmesini gerektiriyor. Bunların, başta bunlara bağlı kalarak, eski etik normu, yürürlükteki etik normlara bağlı kalarak gelişmek, değişmek olanaklı değil. Yani onun için de özgürlük gerekiyor ve... Şöyle ihtiyaçlarınızı karşılamanız lazım. Mesela hepimiz bir adaya düşelim, ilk 10 gün çok güzel şekilde yaşarız ama kaynaklarımız bittikçe, affedersiniz, hani hayvanlığa doğru gideriz. Neticesinde insan ihtiyacını gidermek evet zorunda. Hani Avrupa bunu kapatmış belli bir arada. Şu an hani etrafına bakıyor, sosyalleşiyor, iletişime geçiyor. Evet. Hani İnsanın gereksinimlerinin karşılanması ekonomi alanı ve ekonominin sorunu ve burada da son olarak bir iki dakikamız var galiba. Değil mi? Evet.
biraz ekonomi. Bir iki dakika var. Ekonomi dediğimiz zaman, ekonomi insanların gereksinimleriyle ilgili. Bir, ekonomi insanın gereksinimlerini hiçbir sınır yok. İki, bütün insanların tümünün gereksinimleri karşılanması gerekiyor. İdeal bu değil mi? Onun için üretimin en rasyonel ve en özgür biçimde yapılması gerekir. Bunu yapacak olan şey şirketler, korporasyonlar. Korporasyonlar bugünden bile yüz binlerce işçi çalıştırıyor. Çalışanların sayısı yüz binlerle ölçülüyor ve bunların kendi işlerinde etik yapılanmalar, etikle ilgili büyük problemler ortaya çıkıyor. Son şeyleri biliyorsunuz, Volkswagen'de olan krizler. Yani ekonominin kendisinin baştan sona etik olması gerekiyor. Ekonomi sömürüyle aynı şey değil, yolsuzlukla, dolandırıcılıkla aynı şey değil ve bu son saydığım faktörler özellikle Yunan ekonomisini yıkan faktörler, bozan faktörler. Orada çünkü rüşvetçilik, yolsuzluk, dolandırıcılık evrensel bir şekilde uygulanıyor ve böyle bir durumda etik, ekonomi işlemiyor. Ekonominin etik karakterini çok iyi sorgulamamız gerekiyor ve eğer ekonominin etikle birliğini anlayabiliyorsak o zaman dünyanın önünde ekonominin iyileştirilmesi problemi, etiğin iyileştirilmesi problemi olur. Yani ancak düzgün insanlar, etik olarak düzgün insanların ekonomileri iyi olabilir. Etik olarak yamuk insanların, birbirlerine güvenmeyen, kendilerine güvenmeyen, dolandırıcılığa, yolsuzluğa, rüşvetçiliğe yatkın insanların ekonomileri hiçbir zaman şey olmaz, sağlıklı olmaz, iyi olmaz ve en sonunda ya o insanlar düzgün etiğe geçerler ya o ekonomi batar, çöker gider, Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi. Yani özgürlük insanın moral ve etik gelişiminin temel koşuluysa ekonomik gelişimin de temel koşulu ve en son şey gözlemimiz şu, Yunanistan ekonomisinin kötülüğü, Yunan ekonomisinin etiğinin kötülüğünden kaynaklanıyor ve o insanlar o etik problemlerini anlayıp onların üzerine gitmedikleri sürece Avrupa Birliği'nden kurtuluşu beklemek zorunda kalacaklar. Çok kısa bir zaman bu şey için, etik ve ekonomik konusu için ama şu hatları yakaladık. Şey var, şöyle bir internet adresi var, bu benim şeyimde orada, onu isteyen kaydedebilir. Teyit.org, Türkiye Etik ve İtibar Derneği, İdea Yayın Evi, aynı bir kuruluş. Burada zirveye giderseniz, Etik Zirve, Etik Zirvesi, burada şey bulabilirsiniz. 15 Eylül 2014 demek. Evet, 2015'e. Teyit.org, yani kaydetmeniz gereken tek şey o. Onun dışında burada şu benim şeyimi görebiliyorsunuz. Benim size sunmaya çalıştığım dosyanın şeyi burada. Kendisi orada. Oradan dosyayı alabilirsiniz. Oldu galiba zamanımız. Konuşurken insanlar sık sık şeyler, hepimiz insanız, bir sorun yok, hepimiz insanız. Aslında burada tabii ki hepimiz insanız. Çünkü insanlar maymunlarda olduğu gibi kurandıktan, şempanze, çiter gibi şeyleri ayrılmaz, atlıkları ayrılmaz, hepimiz insanız. Ama bunun aslında anlamı hepimiz duyur sahibiyiz. Hepimizin tek bir ahlakta, tek bir etiğe gereksinimi var ve tek bir etiğe doğru yürüme gereksinimi var. Ben bunu anlıyorum. Ama tam tersine modern kültürde çok kültürlü, çok fazla etik anlayış bir özgürlük gibi görünüyor. Bu böyle değil. Konuşmamızdan anlıyorum. Evet, insan hakları evrensel ise o zaman tüm insanlar o hakları hak ediyorlar ve tüm insanların da o hakları için kazanmak için bilinçli olması gerekiyor. Küreselleşmenin şeyi bu, bir koşulu bu. Ulaşabileceğimize en azından şimdiden ülkemize. Siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye için düşünmesi, sormamız gereken şey şu, özgür müyüz?
eğer özgürsek, kendi durumumuzu sorgulayabiliyorsak, politik olarak, etik olarak, ahlaksal olarak, o zaman hiçbir şeyden çekinmemize gerek yok. Türkiye'nin gereksinimli şey yok. Türkiye'nin özgürlüğünü önüne geçirebilecek hiçbir şey yok. Ama alışkanlıklar var. Aslında Türk etiğinin kendisi, Türk etiği diyebileceğim şeyin kendisinin biraz bakımdan geçmesi, elden geçmesi gerekiyor. Çünkü alışkanlık şey, sürüyor, otomatik olarak sürüyor. Türkiye Doğu ve Batı'nın karışımı bir kültür taşıyor. Despotik yanlar var, özgürlükle bağdaşmayan, özgürlüğe karşı eğilimler var bizlerde. Onları ayırıp, onları atıp, onların yerine özgür eğilimlerimize ağırlık verdiğimiz anda kendimizi sorgulayacağız. Niye bilimlerde geri kaldık? Niye insan haklarında geri kaldık? Niye sanatlarda geri kaldık? Niye etikte geri kaldık? Ve şu anda neyiz? Şu anda çünkü Avrupa Birliği'ne doğru gidiyor. Avrupa Birliği'yle bütünleşme sürecinde ve birçok noktada Avrupa Birliği'yle ortak standartları paylaşıyor. Birçok açıdan Avrupa Birliği'nin başka ülkelerinden daha iyi durumda. Ve önemli olan sorunları çözme olanağının olup olmaması, o da özgürlükten geçiyor. Türkiye'nin eğer özgürlüğünün bilincine var ise o sorunları çözmesi, gün meselesi ve de gelişmesi de şey, ona bağlı. Öyle düşünüyoruz. Yani eğer burası özgürse, İran dedik özgür değil. İran kapalı bir kültürel yapı içine. Ne küreselleşmeyi istiyor, ne insan haklarını istiyor, ne demokrasiyi istiyor. İnsanları belli bir kalıba zorlayıp onların ne giyeceklerine, ne yiyeceklerine, ne düşüneceklerine karar veren kapalı bir şey, kültür oluşturuyor. Kültür tarihte yürüyor, dünyada yürüyor. İranlılar da Homo sapiens olduklarına göre özgürlüğün değerini anlayacaklar ve o kapalı sistemi değiştirecekler. Onun olur, barışçı bir şekilde, uygar bir şekilde yapmalı. Türkiye'nin için düşüneceğimiz şey bu. Burası özgürse her gerildiğini, her yetersizliğini çözebilir. Hepsini. Evet.